Bir film bir konu hoş geldiniz. Bugün fotoğraf, Bahoz ve Zerf adlı uzun metrajlarının yanı sıra bir sürü belgesele de imza atmış Kazım Öz konuğumuz. Kazım hoş geldin. Merhabalar Senay, hoş bulduk. Herkese aynı soruyu sorarak başlıyorum. Yaklaşık 2 aydan uzun bir zamandır herkes bir tür karantinada evde. Sen nasıl geçirdin bu iki buçuk ayı? Bir de şeyi biliyorum, bir dönem filmleri gösterimi açtın. Şu anda hali hazırda gösterimde olan insanların kolayca ulaşabileceği filmlerinden YouTube kanalında var mı diye sorarak başlayayım. Evet. Şimdi bu pandemi süreci tabii herkes için çok olağanüstü, beklenmedik bir zaman dilimi oldu. Ve büyük ihtimalle beklenmedik duygular yaşadık, beklenmedik olaylar, ilişkiler yaşadık. Ama tabii benim için de böyle oldu. Hatta bayağı olağanüstü oldu. Çünkü ben tam bir filmin, yeni filmin çekimindeyken yakalandım. Yani Oo, film bak. başlamadan önce dünyada bir çalkantı vardı bu konuda, ama Türkiye'de nasıl geçecek, nasıl olacak, bu vakaların ilk konuşulduğu, var mı yok mu konuşmasının olduğu vakitlerde ben filme motor dedim. Oo. Hatta evet, yardımcı yönetmen, ya acaba çekmesek mi, bak bu filmi çekersek ortasında gelirse çok kötü olur diye böyle bir uyardı beni, ama doğrusu ben çok inanmıyordum bu kadar büyük bir şey olabileceğine. Kötü olmuş Ve ya. filme başladık. Filmde kışın başladık. Yani aslında kış hikayesi Dersim'de çok böyle bir ortamda filmi çektik. Üçüncü haftasında tabii patladı. Oyuncular gelmeye çekindiler. Ekipte sesler çıktı. Tabii biz korkmaya başladık. Sendikalardan çağrılar oldu. Filmi durdurun diye, filmleri durdurun diye. Ben de mecburen filmi durdurdum. Yani son bir Aa, 10 gün kala, 8 gün 10 kala. ha 10 günlük iş kaldı. Evet. Ve kış hikayesi galiba artık seneye kışa mı kaldı haliyle? Yok, şöyle bir şey oldu. Aslında Karadeniz Dersim hikayesi. Hı. Dersim kısmının kalı kısımlarını bitirdik. Ha. Tam Karadeniz'e geçmeden böyle bir şey olunca biz de durmak Anladım. zorunda. Peki Karadeniz'le ilgili çekimler nerede olacak? Ne tarafta? Karadeniz çekimleri? Ya onu bakıyoruz işte, Karadeniz herhangi bir yerde, sahil kenarındaki bir şehirde çekmeyi Ha, planlıyoruz yani henüz şu anda. daha onunla ilgili planlama yapmadınız yani, ama biraz da zor yani, en azından sonbahara kadar herhalde bu set bitişleri biraz şimdilik zor görünüyor, film gibi bir. Yani evet, öyle görünüyor, ama biz yine de Haziran'da açılır açılmaz acaba çekip kurtulalım mı, bitirelim diye düşünüyoruz. Ben bu arada işte filmi tabii Dersim kısımlarını bitirdiğim için, bu pandemiden dolayı da içeri kapanmak zorunda kaldığımız için, ben hemen çektiğim kısımların montajıyla uğraştım. Bildiğin sanki montaj sürecindeymişim gibi bir vakit geçti benim açımdan. Aslında Anladım. ben çok çekimde Peki. yaşamadım. O zaman şöyle sorayım. Böyle kısaca nedir yeni filmin mevzusu? Onu da bari hazır. Evet, ya bir tabii çok şey vermeden, fazla Tabii spoiler tabii vermeden. anlatabildiğin kadar. Yani hani böyle bir cümleyle belki. Yani bu bir kırık bir aşk hikayesi aslında. Bir kadın hikayesi. Kadının gözüyle belki de ilk kez bir film çekmiş oluyorum. Yani baş karakterin kadın olduğu ve onun iç dünyası, onun iç yolculuğu, hatta aynı zamanda dış yolculuğu üzerinden anlatmaya çalıştığım bir mevzu. Biraz aynı zamanda bu, yani son işte Kürt meselesiyle ilgili boyutu olan, Kürt ve Türk meselesiyle diyelim bu, ya da bu ilişkiyi başka açıdan sorgulayan bir yol hikayesi. Anladım. Tamam. Yani onu da vakti gelince zaten detaylarını görürüz. Peki Evet. son olarak kısaca şey bilgisini alayım. Yani YouTube kanalını şeyleri açmıştın filme geçmeden önce, konuşacağımız filme geçmeden önce. Şu anda hali hazırda ama bunun cuma günü yani ayın 29'unda, pardon, evet 29'unda yayınlanacağı düşünülürse, hani 29'u yayınlandığı gün ve sonrasında senin YouTube kanalında insanların görebileceği bir film olacak mı hali hazırda? Evet. Yani aslında YouTube değil, Vimeo'dan ben Ha. açtım.
Çünkü Vimeo biraz daha aslında sanki benim yaptığım tür sinemanın şeyine daha uygun gibi geldi bana. Çünkü bazı durumlarda vizyona girmekte zorlandığımız bir takım dönemler oluyor. O dönemlerde ücretli bir şekilde izlenebilecek bir platform da orası. Yani tıpkı evet, sinema biletini alır gibi Vimeo'da üye olup bizim kanal üzerinden daha önceki filmleri ya da yeni bir vizyona girecek bir filmi izleyebilirler. O dönemde de büyük ihtimalle bir filmimiz olacak. Yani vimeo.com/kazimoz da oluyor yani. Yayınlandığında bir film ücretsiz olarak gösterilmiş olacak. Diğer filmlerimiz de gayet cüzi bir miktara, yani böyle bir 10 liraya, 15 liraya tüm filmlerimizi izleyebilecekler. Anladım. Peki. O zaman sen genelde o yapıyoruz. Hani bu program için hangi filmi seçtin, niye seçtin onu konuşarak başlayalım. Evet. Ben bu program için Yasujiro Ozu'nun Tokyo Hikayesi isimli filmini seçtim. Aslında bu filmle tanışmam benim de yeni. Belki de böyle taze bir şekilde etkisinde olduğum için de hemen sen böyle program önerdiğinde o aklıma geldi. Tabii taze olmasından ziyade benim için uzun yıllardır izlediğim en sarsıcı filmlerden biri oldu. Yani düşünün, 1953 galiba yapımı, yaklaşık 70 yıl önce çekilmiş bir film ve kendi coğrafyasından çok uzakta, aynı zamanda sinemayla da uğraşan birinin böyle takılıp izleyip film bittiğinde ağladığı bir film oldu benim açımdan. Bu açıdan yani sarsıcı oldu hakikaten. Hem bunca yıl geçmesine rağmen bir sanat eserinin benim üzerimde bu kadar ciddi, güzel, etkileyici, sorgulayıcı bir tesirde bulunması galiba bu seçimde de etkili oldu. Bir de tabii ki teması, tematik olarak çok beğendiğim bir film oldu. Sonrasında tabii daha önce tabii Ozu'dan bir takım şeyler yıllar önce izlemiştim ama öyle çok da aklımda kalmamıştı. Ben de peşinden hemen mesela Geç Gelen Bahar'ı izledim. Hatta listem şu an Ozu'nun filmleriyle dolu. Hangisini izleyeceğim diye böyle, evet, heyecanla. Evet. Ben de baktım. Sana yayından önce söylediğim gibi hani bana da vesile oldu. Tokyo Story, Tokyo Hikayesi'ni yeniden izledikten sonra ben de Geç Gelen Bahar, Erken Gelen Yazı da bir daha izleme hevesiyle doldu. Muhtemelen bir iki gün içerisinde onları da tekrar izleyeceğim. Yani bu beni de yeniden Ozu kafasına soktu film. Evet. Yani tabii bir de tabii filmin belki de çok benim açımdan çok önemli olan yanı, bu bir Tokyo hikayesi ama aynı zamanda bir İstanbul hikayesi, aynı zamanda bir New York hikayesi, Ankara hikayesi, İzmir hikayesi. Yani hakikaten dünyadaki tüm bu son 100-200 yıldaki modernleşmeyle birlikte, kentleşmeyle birlikte oluşan büyük kentlerin hikayesi. Yani ben bu filmi izlediğimde sanki annem ve babam Dersim'den İstanbul'a gelmişler gibi hissettim ki. Hani biraz gurbet kuşları mesela, yani hani öyle o hissi hissettiren bir şey. Yani o yüzden mesela kültürel olarak da bize çok yakın bir tema gibi geliyor bana da. Evet, kesinlikle. Yani kişisel olarak benim etkilenmemin bir sebebi de büyük ihtimalle bu idi. Yani annemin, babamın, hatta bir İstanbul, İzmir, işte çocuklarının ellerinde dolaştıkları bir yolculuk da olmuştu. Ve çok benzettim ona. Yani tuhaf bir şekilde karakter olarak da çok benziyorlardı. Yani anne ve babanın o mütevaziliği, çocuklarla olan ilişkisi, işte biz çocukların bu modern dünya içerisinde kayboluşu, hani böyle 24 saat koşturmamız, telefon trafiği, işler, kendimize bile zaman ayıramayışımız, bırakın yani hani sevdiklerimize, ailemize, böyle bu kaosun içindeki sanki bizlerin, belki de dünyada milyonlarca insanın hikayesini 70 yıl önceden bu kadar düzgün, bu kadar açık, etkileyici bir şekilde anlatmış olması gerçekten büyüleyici geldi bana yani.
Tabii şimdi bir taraftan da şeyi tabii aslında sonra düşününce yani bu programları yaparken de savaş sonrası sineması yani İkinci Dünya Savaşı sonrası sineması birçok ülkede çok tematik hislerle gidiyor. Yani mesela İtalyanlara bakınca da benzer bir şey. Yani mesela orada modernleşme, kapitalistleşme hikayesi değil ama başka türlü bir ruh hali ve bizi seni de yakalayan bir şey. Japonya ile Evet. biz biraz daha benziyoruz. Savaşa girmedik ama aslında hani oradaki temel hikaye hani hızlı modernleşme ve çarpık kapitalistleşmenin yarattığı o kopuşu anlatıyor ki mesela onun muadili 60'larda bizde çekilmiş çok film vardır benzer filmler mesela. O İkinci Dünya Savaşı sinemasının çok tipik karakteristik bir şeyiydi bir taraftan ve hani bunu hani Ozu çok iyi yapıyor. Evet. Şeydi yani savaş sonrası Japonya'sını anlatma işini gerçekten çok iyi yapıyor. Evet, yani o dediğin gibi savaş göndermeleri de çok iyiydi. Yani aileden birinin mesela çocuğu ölmüş olması. Ama sanki film şunu da yakalamış. Yani tüm bu savaş öncesi sonrası dünyadaki çalkantıların dışındaki bir insanlık tarihinin gelişimiyle ilgili çok evrensel bir şey de yakalamış. Yani mesela şu an bize çok iyi hitap ettiğini düşünüyorum. Tabii belki de Japonya'da şu anda bu sorunsal biraz değişti. Yani biz biraz daha geç de takip ediyoruz. Bu Japonya'da kapitalizmin daha erken girdiği ve toplum ilişkilerinin çok daha hızlı değiştiği bu süper güçlerden bir tanesi. Büyük ihtimalle biz biraz geç de takip ettiğimiz için de şu an bizi daha hızlı yakalamış durumda bu hikaye ya da beni daha hızlı yakaladı Evet, diyebiliriz. evet. Yani hani o sadece böyle o şey çözülme değil hani bütün bu hani sosyolojik, ekonomik hikayelerin dışında çok insani bir temas alanı da var. Mesela hani o finale doğru işte hani o kadın yaşlı adamla şeyin gelinin diyelim Yeni. hani kan bağı, dostluğu için, sevgi için, şey için kan bağının aslında o kadar da önemli olmadığına dair yaptıkları muhabbet hem bir taraftan hani o akrabalık şeyinin kan bağı şeyinin çözülüşü hani öylesi geleneksel bir toplumda göstergesi ama öbür taraftan da başka bir şeyin inşa edilebileceğine dair bir umudu anlatma hissi Evet. yani bunları o kadar tatlı bir şekilde anlatıyor ki böyle hani izlerken o sakinlik karşısında da böyle hani hem senaryo matematiğine hem de yönetmenlik maharetine böyle hayranlıkla bakıyorsun. Evet. Yani aslında dediğin gibi film tıpkı mesela Sürü'de yani Türkiye sinemasına dönersek burada Yılmaz Güney'in yaptığı çalışmalarda hani bu kapitalizmle birlikte değişen toplumun sancılarını aslında bir yönüyle izliyorduk 70'ler sinemasında. Burada da bu çözülmeyi izliyoruz ama aynı zamanda filmde belki de farklı olarak güçlü olan şey yücelttiği değerler çok iyi. Yani işte Noriko şahsında, o karakter şahsında onun o saflığı, mütevaziliği, inceliği bence yani sanki filmi biraz sonsuz kılan da o kısmı. Film bir ağıt değil aslında sadece. Film kapitalizmle birlikte çözülen aile bağlarına yakılmış bir ağıt değil. Değil asla. Hatta bir bazı değerlere bir güzelleme. Yani Japon kültürünün içindeki bir takım aile bağları dışındaki dostluk, değer vermek, saygı gibi şeylere de bir güzelleme gibi geldi bana. Bu da çok değerli bir şey bence sinema için. Evet. Peki mesela şimdi bu özellikle mesela işte Ozu ve bir yönetmen daha vardı şimdi Kurosawa. Mizoguchi mesela ikisinin mesela ikisinde hep şey dikkatimi çeker. Yani çok baskın bir yönetmenlik tercihi vardı. Mesela sabit kamera mesela burada da kamera hep sabit ve hep yer seviyesinde. Şimdi o biraz evlerdeki minimal yaşamla ilgili de bir şey. Çünkü karakterler sürekli yer seviyesinde olduğu için kameralar da hep göz seviyesinin altında. Ama sen mesela bir yönetmen olarak da ayrıca dikkat etmişsindir. Yani kameranın konduğu yer, hareket etmemesi falan hani
bir yönetmen olarak nasıl bir deneyim? Hani bu kadar, bunlar çünkü kaşifler. Hani bu sinemanın bu tür şeylerini keşfeden adamlar bir taraftan da. Hani büyük evet, keşifler bunlar. Yok, hani, bu açıdan benim için çok iyi bir ders oldu. Yani gerçekten beslendiğim bir yan oldu bu bahsettiğin kısmı. O da şöyle, yani dünya sinemasında bir aşırı bir batılı gözle bakma sorunsalı var aslında. Yani Türkiye sinemasında da böyle bir şey var. Bu filmin bakış açısı aslında eserlerimizin kültürle olan bağını ve evrensellik kısmını yeniden dönüp bakmamız gerektiğini bize söylüyor. Yani mesela bizde ayak dediğimiz, yani kamera ayağı dediğimiz ayak aslında biraz Batı sinemasının yükseklik seviyesine göre buraya geldi. Ben hatırlıyorum ilk yaptığım filmlerde hatta sadece satılıyordu. Yani bu ayağı tam yere indiremiyorduk biz. Onun için kamerayı ele alman lazım, başka bir şey bulmaya çalışıyorduk. Yani bir sinemanın dilini belirleyen şey aslında yaşadığı toprağın kültürel değerleri. Evet. Kültürel olarak yaşadığı şey. Dolayısıyla burada hakikaten kamera neredeyse yer seviyesinde. Çünkü yerde yaşıyorlar. Yani ayakları estetiği o belirliyor. Yani o çok yani çok hayranlık uyandırıcı bir şey. Yani bir estetik belirlerken, bir estetik inşa ederken o oranın kültürel hayatınınla uyumlu, onun bir parçası olan, onu bütünüyle kavrayan bir estetik üzerine kafa yorulmuş ve öyle bir estetik tercih inşa edilmiş mesela. O böyle çok hayranlık uyandırıcı bir taraftan da. Çünkü o kadar organik ki, yani o kültürel dokuyla. Hani ve hani o yüzden kurucu, aslında sinemanın kurucu yönetmenlerinden, hani daha doğrusu o dönemin bazı Japon yönetmenleri çok ciddi bir şeyler. Yani o bakımdan da çok hayranlık uyandırıcı bir tarafı da var açıkçası. Yani evet, belki de filmin şimdi tematik şeyi dışında uslubu, biçimi meselesi de çok özgünlük barındırıyor. Yani hem bu kadar sadelik, mesela hakikaten birkaç yerde sadece kamera hareketi var değil mi? O da olmasa bile olurdu yani bu filmde belki de hiç. Tabii tabii. Zaten kesmeler de çok fazla yoktu dikkat edersen. Yani böyle hızlı bir kurgu, görsel olarak hızlı bir kurgu söz konusu değildi. Ama takipte, insanın bilincinde, filmin akışında tek bir kesinti olmuyor. Yani film neredeyse 140 dakika civarında bir film. 2 saat 17 dakika. Ama hakikaten 60 dakikalık bir film, 90 dakikalık bir film izliyormuşuz gibi izliyoruz. Yani sadeliğin bu kadar kendi içinde bir güç barındırdığı bir film çok izlemedim ben. Yani mutlaka bir biçim sorunsalı olan, biçimin peşine takılan, hani bir trük yapmak isteyen, artistik bir çaba içerisinde olan şeyle dolu, filmlerle dolu dünyamız. Hatta sinema tarihi bunlarla dolu. Evet, evet. Ama burada değil mi, ne kadar sakin oyuncular kameraya yaklaşıp geliyorlar, kamera uzakta, geri geldiğinde yakına giriyor. Yani bu bir şey gibi, klasik ve hafif bir müzik dinlemek gibi bir şey aslında bir yönüyle. Evet, bir de hani çok güçlü bir sinema. Yani şeyi görmek heyecan uyandırıcı gerçekten. Hani bu kadar sade ve bu kadar basit bir anlatıyı tercih etmek aslında ne kadar zor bir şey. Yani evet, hani bu böyle kolay görünüyor insanlara da değil işte. Yani hani bunu bu kadar sadeleştirebilmek, bu kadar basitleştirebilmek için çok ustalaşmış olmak lazım. Yani kesinlikle, bir şeyi bu kadar fazlalıklarından arındırabilme mahareti ancak gerçekten büyük bir ustalıkla evet, gerçekleşebilir ancak yani. Kesinlikle o basitliğin altında tabii güçlü bir bakış açısı, güçlü bir felsefik yaklaşımı aslında görüyorsun. Bence yoksa o basitlik ortaya çıkmazdı. Değil mi? Mesela şimdi buna aynı zamanda karakter filmi de diyebiliriz. Yani karakterlere bir bakarsak çok tutarlı baştan sona bir karakterizasyon görüyoruz burada. Yani evet, diyaloglar açısından bakarsak da hakikaten insanı böyle ki biz anlamadığımız dilde bir filmi izliyoruz. Çeviri
var alt yazı olarak. Ama yeri geldiğinde de öyle diyaloglar duyuyoruz ki yani ders niteliğinde. Hani işte kuşaklar arasındaki çelişkiyi, kuşaklar arasındaki uçurumu şu şey sahnesinde üç eski arkadaşın içtikleri ve çocuklarından bahsettikleri sahnede. Ne kadar güzel konuştular. Yani ders vermiyor ama biz ders alıyoruz yani. Aslında bu açıdan çok güzel. Tabii, mesela tabii. Diyor ki biz çocuklarımızdan galiba çok fazla şey bekliyoruz aslında. Diyor. Aynı temayı Noriko karakteri filmin sonunda o genç kıza yani ailenin en küçük kızına anlatırken de biz oradan çok iyi bir şey alıyoruz. Feyiz alıyoruz. Yani bu meselelere yaklaşımda ki eksikliklerimiz nasıl bakmamız gerektiğine dair insanlık dersi alıyoruz aslında. Ama bunu ders verir gibi yapmıyor. Bu çok güzel yani. Mesela o yani o şeyi yedirme becerisi yani hani o sade yazmak, sade oynamak meselesi. Yani yanlış hatırlamıyorsam İlhan Berk kimdi? Yıllar önce okumuştum çünkü. Hani şiir içine aldıkları da değil dışında bıraktıklarıyla ölçülür diye bir lafı vardı. Umarım onu, o, hani lafı hatırlıyorum da aslında evet. Burada da öyle. Hani sinemada biraz öyle. Bu tam böyle hani içine aldıkları değil dışarıda bırakmayı tercih ettikleriyle öne çıkanmış. Yani gerçekten tam olması gerekenleri, bütün fazlalıklarından arınmış, böyle hiçbir fazlalık bulunamıyor. Yani süre olarak bile hiçbir anında fazlalık bulamadığın böyle pür bir metin, pür bir görsel şey bir taraftan da. Hani gerçekten böyle sinema coşkusu her yerinden fışkıran bir şey, film diyelim. Evet, evet. Yani bu şeyde de aslında insanın dikkatini çekiyor. Oyunculuklar meselesinde. Hani filmin görsel yaklaşımı, estetik yaklaşımı bu sadeliği barındırıyor. Oyuncuları da bir düşünürsek orada da bir sadelik var. Ama bu sadelik yani bir abartı söz konusu değil. Böyle bir şeyi anlatma oyuncuyu bir karakter. Bu şöyle bir karakterdir işte. Bakın altını çize çize giden bir şey değil. Orada da minimal bir yaklaşım söz konusu. Yani oyunculuk açısından film böyle belki de analiz edilmeye çok değer. Noriko karakteri gerçekten özel olarak üzerine belki de bir oyunculuk dersi almak lazım orada. Yani bu filmden nasıl böyle bir karakter çıkarabildi ki büyük ihtimalle kendisi bu başarıyı da fark ettiği için bu karakteri sinemasında devam ettirmiş. Yani onlarca filminde bu genç kız oyuncu daha küçükken başlayıp bayağı yaşlı vaktine kadar aynı yönetmenin filminde oynamaya devam etmiş mesela. Bu da çok ilgi çekici bir şey benim açımdan. Evet. Yine baba karakteri öyle. Biliyorsun baba oyuncusu da öyle. Babayı oynayan oyuncu da ölümüne kadar evet, Ozu'nun zaten, neredeyse var. Ozu yani. Zaten hani benzer oyuncularla hani mümkünse hep aynı oyuncularla çalışmayı seven bir şey yönetmen ki bu da bize aslında şeye iyi geliyor seyirci açısından. İzlediğin şeyin bir film olduğunu hatırlıyorsun her defasında benzer oyuncuları gördükçe. Çünkü seyirci evet. Bazen o Brecht'in yaklaşıkmış gibi ilişki kuruyor. Ama onu başka bir rolde görünce gerçekten hani bir önceki izlediğinin, bir sonraki izlediğinin bir kurmacı olduğunu, bir film olduğunu, ona öyle bakmak gerektiğini de hatırlatan bir şey bu bir taraftan da. Evet, bence bu da çok büyük bir başarı. Bunu hatırlattığına rağmen hani sanatta hep şey tartışması yüzyıllarca yapıldı. Özdeşleşme meselesi. İşte bahsettiğin o yabancılaştırmayı gösterip ama hikayeyi, seyirciyi de hikayenin içine yine de katabilmek başarısı. Evet. Belki de klasik olarak bir yönetmen yeni bir film çektiğinde, bir önceki filmde ya ben bir oyuncu oynatmıştım ama baba rolündeydi. Burada da aynı kişinin kardeşi olmasın. Çünkü algı seyircide değişebilir. Bu tam tersine oyuncular aynı, hikaye farklı, roller farklı. Ona rağmen üçlemesi ortaya çıkabiliyor. Ona rağmen seyirci
bu bahsettiğin bilinçle bakıp kendini bazen özdeşleştirebiliyor, işin içine girebiliyor yani. Bu çok mucizevi bir başarı bence aslında. Doğru. Kazım çok sağ ol. Bayağı 25 dakikayı bulduk. İyi oldu bayağı. Sohbet güzel oldu. Hani bu Ozu ve hani Tokyo Story olunca da gider bu daha ama burada paketleyelim. Başka zaman başka bir filmi konuşuruz. Belki yüz yüze bunu Ozu'yu ben de izleyeceğim. Yüz yüze geldiğimizde uzun uzun konuşuruz. Çok sağ ol geldin katıldın programa. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sevgiler, selamlar.